Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz birazcık can sıkıcı bir konu. Bugün çocuk istismarından bahsedeceğiz. Ne yazık ki toplumumuzun acı gerçeklerinden bir tanesi de çocuklara karşı yapılan bu istismar. Bunlarla ilgili birazcık bilgilendirmek istiyorum sizleri anne ve babalar olarak. Şimdi istismar dediğimiz konu sadece hani cinsel istismar bunun içine girmiyor. Fiziksel, sözel istismar da çocuklara istismar etmek anlamında. Ne demek? Yani fiziksel anlamda çocuğun şiddet görmesi, işte dayak yemesi, onun ciddi anlamda canını yakacak cezaların verilmesi, bu fiziksel istismara giriyor. Sözel istismar diye baktığımız zaman çocuğu aşağılamak, özgüvenini kırmak, ona hakaret etmek, küçük görmek, bunlar sözel istismar. Ve bir de tabii ki cinsel istismar var. Bu da çocukları ciddi anlamda travmatize eden bir istismar türü. Şimdi tabii bu konuyla ilgili birazcık anne ve babalar ve öğretmenler olarak aslında çocukları bilgilendirmek, onlara anlayabileceği dilden bu durumu anlatmak bu görev bu üç kişiye, anne, baba ve öğretmenlere düşüyor. Anne ve babalar olarak biliyorsunuz eğitim ilk olarak ailede başlar. Tabii cinsellik konusu bizim için tabu, ayıp, konuşulmaması gereken, hasır altı edilmesi gereken konulardan biri diye düşünülüyor. Ama işte bu tarz bilgi eksiklikleri yüzünden de çocuklar bu istismarlar karşısında ne yapacaklarını bilmiyorlar veya başlarına nelerin geldiğini anlayamıyorlar, anlamlandıramıyorlar. O kişinin ona iyi amaçlı mı yoksa kötü amaçlı mı yaklaştığını ayırt edemiyorlar. O zaman anne ve babaların ilk önce şunu yapması gerekiyor bir kere. Mutlaka söylenmesi gereken anahtar kelime şu. Bak oğlum ya da kızım, hepimizin kendi vücudu bize aittir. Bu vücudumuza istemediğimiz zaman biz izin vermediğimiz sürece kimse dokunamaz. Aynı zamanda bizim özel bölgelerimiz vardır. Bu bölgelerin gerçek isimleriyle bir kere o bölgelerden söz edilmesi gerekiyor. Genital bölgelerden gerçek isimleriyle bahsetmemiz gerekiyor. Özellikle bu bölgelere ben veya babam dışında, ki bu da sadece temizlik amaçlı olabilir, kimsenin dokunmaması gerekiyor. Yani bunu 5-6 yaş ya da 4 yaş çocuğuna açıkladığımız zaman bunu bu şekilde açıkladığımızda anlayacaktır. Şimdi benim ailelerde gördüğüm bazı tabii ki bu noktada çocuğun ayrıma varmasını engelleyen bazı faktörler var. Ne bu? Mesela görüyoruz işte çocuk belli bir yaşa gelmiş hala duş alırken annesi çocuğu çıplak bir şekilde soyup bütün bölgelerini yıkıyor. Şimdi evet erken yaşlarda çocukların tabii ki kendi başlarına yıkanmaları çok mümkün değil. Yani çok iyi bir bakım vermeleri, çok iyi temizlenmeleri mümkün değil. Ama en azından şunu yapabilirsiniz, çocuğunuza bir mayo veya don giydirip bak burası senin özel bölgende, buraya ben dahi dokunmuyorum. Vücudunu yıkamana yardımcı olacağım ama vücudunu yıkaman bittikten sonra o bölgeni sen, ben kapatacağım işte duşakabini her neyse ben ya da dışarı çıkacağım, o bölgeyi senin yıkaman gerekiyor demek. Özellikle belli bir yaştan sonra yıkanmayı tamamıyla çocuğa bırakmak, yani artık 9-10 yaşındaki bir çocuk kendi başına yıkanabilir. En kötü hani hiç değilse şunu diyebilirsiniz tabii, iyi yıkanamıyor, yıkanamıyorsa da yıkanamasın. En azından bunun ayrımına varma şansını elde etmiş oluruz. Yavaş yavaş siz o kendi kendine de öğrenmeye başlar. Aa buramı da yıkayacağım, işte bu bölgemi de yıkayacağım gibi. Bir diğer faktör ilerleyen yaşlara rağmen, işte ilerleyen yaş dediğimde 3 yaşına geliyor, 2 yaşına geliyor, 4 yaşına geliyor, hala anne babayla yatan, annenin yanında yatan erkek çocukları, babanın yanında yatan kız çocukları, bunların da bir kere belirli anlamda sınırlar konulması gerekiyor. Yani evet bebeklik döneminde anne ve babanın yanında mutlaka kalması gerekiyor onun ihtiyaçlarıyla ilgilenmeniz için. Ama 3 yaşına gelmiş, 4 yaşına gelmiş, 5 yaşına gelmiş, çok çok özel durumlar ve hastalıklar dışarısında bak burası senin yatağın, senin bu yatakta yatman gerekiyor. Biz de kendi yatağımızda, gece bir şeye ihtiyacın olursa ya da korktuğunu hissedersen bize seslenebilirsin. Biz yanına geliriz gibi bir şeyde bulunmamız lazım. Bir diğer faktör ise hani
Şunu da söyleyebiliriz. Bir kere okullarda da bu konuda çok ciddi bir bilgilendirme seminerlerinin verilmesi, çocuklara yönelik, çocuklara uygun bilgilendirme seminerlerinin ya da toplantılarının olması gerekiyor. Şunun denmesi çok önemli. Eğer biri senin izin dışından senin velinin dokunursa mutlaka bağırmalısın, etraftan yardım istemelisin, çığlık atabilirsin. Son gücünle bağır denebilmesi gerekiyor. Eğer birinin sana yanlış bir şekilde yaklaştığını düşünüyorsan mutlaka ilk önce bize gelip bu konuyu anlat. Biz sana yardımcı olmaya çalışırız. Bunda utanman ya da çekinmen gerekmiyor. Biz sana yardım ederiz bu noktada denmesi gerekiyor. Ama tabii bazı zorluklar da var. Mesela istismar eden kişilere baktığınız zaman, çocuk istismarı yapan kişilere baktığınız zaman yabancı biri olabileceği gibi bir de bazen hiç toz konduramadığımız, hiç inanamayacağımız halde kendi maalesef ki akraba çevremizden ya da aile içerisinden de bu tarz korkunç olaylar çıkabiliyor. O yüzden anne ve babalar olarak acaba böyle bir şey var mı yı her zaman aklımızın bir köşesinde, hani eğer çocuk size bazı ipuçları veriyorsa, çok fazla içine kapanmaya başladıysa ya da bazen de tam tersine cinsellik içeren konuşmalar ya da davranışlar artabilir. Size gördüğü bazı imajlardan söz edebilir, görsellerden ya da videolardan söz edebilir. Bu konularda illaki tabii ki istismara uğramış demek değildir. Bu çevreden de bir şeyleri duyuyorlar. Ama yine de gözünüzün kulağının açık olmasında fayda var. Bu konularla ilgili şüpheleriniz giderek artıyorsa, hatta ilk bu tarz kelimeleri işittiğinizde bile mutlaka bir uzmana başvurmanızda ve ondan bir değerlendirmesini istemenizde fayda olur.